Açıkçası şimdi ne yapıyoruz? Bu videoda boya. Şimdi herkes böyle zaten bu arada oyun lokalizasyonla çıktığı için ücretlendirme skinler çok pahalı değil. Yani 30 liraya falan çok güzel skinler alınabiliyor oyunda. Ama ben mesela oynarken en azından 60 olana kadar ve son gear'ım düşene kadar skin almamaya karar verdim. Çünkü sürekli güzel şeyler düşüyor ve oyunun kendine ait armorların inanılmaz güzel görüntüleri var yani. Tam şu skin çok güzel duruyor falan filan ama ya da öbür skin bazen bir armor düşürüyorsun, aşırı mutlu oluyorsun. Lan ne kadar güzel. Şu anki görüntümden nefret ediyorum bu arada ama 60 olunca bakacağız bakalım neler varmış. Peki her şey parayla mı? Şeklimizi, şemalimizi, rengimizi belli edemez miyiz başka şekilde diye sorarsanız oyunda bir boyama sistemi var. Çoğu oyuncunun hani gözden kaçırdığı, üzerine gitmediği bir şey. Boyalar varla nadir de bulunan şeyler. Hani kolay bulunmuyor, kolay rastlanılmıyor. Harita üzerinde böyle aşırı renkli turuncu, aşırı mavi, aşırı yeşil böyle bitkiler görüyorsunuz gezerken. Şu an yakınlarda burada spawn var mı? Bakayım. Yakınlarda spawn yok bunun da. Biraz şöyle 100-200 metre yürürsem birkaç tane görürüm böyle. Minimap kullanıyorum zaten hani ekranda gördüğünüz gibi minimap çok önemli. Minimap olmazsa olmaz. Bu pigment çıkarıyorsunuz o çok renkli ay cıvıl cıvıl dediğim bitkilerden. Böyle yerde duran küçük çiçekler diyebilirim. Onları topluyorsunuz. Sonra su ve o pigmentleri birleştirerek boyalar yapıyorsunuz. Hemen şuradan o boyaları bir gösterteyim size. Şunların hepsini yine tık tık tık. Ah, dayız geldik. Daha sonra burada tabii kaç cooking skill'i olması gerektiğini yapabilmek için boyayı yazıyor. Benim cooking skill'im şu an 150. Herhalde yapamadığım boya yoktur benim. Yok gibi en fazla 145 görüyorum şu an. 149, 139, 105 bilmem. Burada bir sürü boya tarifi var. Boyalar dediğim gibi o ormandan topladığınız pigmentler ve suyla karıştırılıyor. Ama her bir boyayı yapabilmek işte bu turuncu boyalar, sarı boyalar, sarının farklı farklı tonları işte böyle. Ne bileyim rusty cream, paslı krema rengi, spicy pepper, acı biber şeyi falan gibi böyle şeyleri var. Renk tonajları var böyle işte yeşiller, turkuaz olanlar, siyan olanlar, maviler, violet falan filan diye gidiyor. Şimdi benim zaten üzerimde bir tek şu spice pepper, kırmızı biberi yapabilecek şeyim var, malzemem var. İki tane orange pigment toplamışım yani turuncu pigment bir de magenta toplamışım. Dört tane varmış ondan da. İkiye bir şeklinde craft ediyorum boyayı. Tamam boyayı yaptık. Bu yani çok hızlı yapabileceğiniz böyle level 60, level 50, 40 falan olması gerek yok. Level 10'da bile yapabiliyorsunuz boyayı. Cooking'i biraz kastıktan sonra ve etraftan pigment topladıktan sonra. Daha sonra yapacağım şey nedir? Bu arada sadece zırhlar boyanabiliyor. Silahlar boyanamıyor maalesef. Geleceğim abi. Neyimizi boyayalım? Şunun üzerine detaylar belli olur mu acaba? Sağ klik yapıyorum zırha. Dye yani boya seçeneğine basıyorum ve şu ekran açılıyor. Gördünüz mü? Şimdi farklı farklı birincil, ikincil, işte detayların olduğu falan kategoriler var burada boyayı kullanabileceğiniz. Mesela biz ya şu an bir de gece böyle ışık çok fazla yok. O yüzden inşallah belli olur boyalar ya. Umarım belli olur. Şu minimap'i de kapatalım dikkatimi dağıtıyor. Sağ klik yaparak bu arada sağ kliğe basarak hani şeyi karakteriniz etrafında dönebiliyorsunuz burada. Çünkü kalkanı boyadığınızda rengi göremiyorsunuz. Burada bu kalkanda bir sıkıntı var. Hangi renge boyasam detay fark edilmiyor. Onu da geçiyorum o yüzden. Hemen şöyle önümüze dönelim. Ve zırhımızı, gövde zırhımızı boyamaya başlayalım. Ben bu kadar boya yapmışım bu arada. Bu arada parayla alınabilen boyalar da var. Mesela şu kopkoyu kırmızı, bu kendini belli eden mavi, turuncu gibi renkler. Ama bizim onlarla şeyimiz yok şu an için. Mesela görüyor musunuz? Şurası böyle soluk bir yeşil. Kırmızı yaptı. Bu az önce yaptığım spice pepper. Bastığımızda kıpkırmızı yapıyor üstümüzü. Mesela basalım. Sonra ikincil etki edecek yere şey yapalım. Bu da şuradaki kıyafeti etkiliyor bak mesela. Buna da kırmızımsı bir şey basalım. Vanilyaymış bu. Aksentlerde hangi detayları değiştiriyor? Onu bir anlayabilir miyim? Şu yakasındaki falan şuradaki detayı değiştiriyor. Çok önemli değil. Bir de mor basalım. Mor da sanırım şurayı etkileyecek. Aynen.
zırhımı bu şekilde boyamış oldum. Yani bu bize ne sağlıyor? Bir yerden sonra herkes aynı itemları düşünüp aynı şeyler giydiğinde siz tek tip bir boyayla kendinizi kıpkırmızı bir şövalyeye dönüştürebilirsiniz ya da bembeyaz ya da simsiyah. Bu arada siyah pigment mesela bulması aşırı zor bir şey. Ben hiç bulamadım mesela şimdiye kadar. Mesela biraz da kaskı boyayalım. Tintini boyayalım bir de. Bak, renk ayrımını görebiliyorsun. Normalde böyle koyu bir renk. Ya da bak şöyle yapalım. Burayı da kırmızı yapalım. Hatta şunu iptal edeyim. Bunu kırmızı basayım. Hop, kıpkırmızı oldu kafam. Bir de gündüz olsaydı tam ışığın etkisini daha net şey yapabilirdik. Evet, boya çok uzatılacak bir konu değil. Oldukça da kolay yapması. Umarım işinize yarar. Bilmiyorsanız basit. Pigmentleri toplayın. Suyla bu cooking station'da yani şeyde mutfakta birleştirin. Ondan sonra zırhın üstüne sağ tıklayıp dye tuşuna basın ve istediğiniz gibi boyayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.